Merhaba sevgili arkadaşlar. 8. bölümde yine karşınızdayım. Bildiğiniz gibi geçen derslerimizde A ve E sesini irdelemiştik. Şimdi bu dersimizde de I ve İ seslerine bakacağız. I sesini yine kendimizi serbest bırakarak I diyelim. Bunu yaparken hemen kendimizi kontrol edelim ve göreceksiniz ki diliniz doğal olarak ortaya doğru yükselecek. Ama boğumlanma noktası damağın arka tarafında gerçekleşecek. Dudak kenarları sanki gülüyormuşçasına kulaklarınıza doğru çekilecek. Evet, I da aslında gördüğünüz gibi bu şekilde çıkıyor. I, I. Biraz sanki I harfini yatay olarak ağzımıza koymuşlar gibi düşünün. I'ya bir bakalım. Yine kitaplarımızın 34. sayfasında I ile ilgili alıştırmalarımız var. Isı, ıslık, ızgara, ılık, ısmarlama, ırk, ırmak, ıhlamur, ılıca. 34. sayfada bir uzunca bir alıştırma var. Bu alıştırmayı siz kendi başınıza yapabilirsiniz. Ben kısa olanını sizin için okuyacağım. Ilım ılınan, ılıcalı ılıcalı akan, ılık ığdır ırmağının kıyıları, ıkır tıkır ığırıp ağaçlarıyla kaplıdır. Evet, bu alıştırmalarımızda, kitapta gördüğünüz bu alıştırmalarımızda neşeli, öfkeli, korku içinde tekrar edebilirsiniz. Gelelim iyiye. İyinin iki hali var arkadaşlar. Uzun ve kısa olmak üzere. Şimdi i nasıl çıkıyor onu da bir etüt edelim isterseniz. Kendinize bir bakın. İ, i. I daha farklı değil. Yalnız i biraz daha önde çıkıyor. Yani i'ye göre. Evet, damağın ön kısmında gerçekleşecek ses. İ, i, i. Gördüğünüz gibi. Alıştırmamız yine 35. sayfada. İrmik, içki, ince, ilik, izbe, ikiz, iş, ibrik, İçkici İrmik teyzenin işi, incir çekirdeği kadar ince ibrikleri izbe ikiz iliklerden geçirmek olduğu halde içkici İrmik teyze işi olan incir çekirdeği kadar ince ibrikleri izbe ikiz iliklerden geçirememişti. İnim inim inleyen ibiliklerle ibibiklerin ibiklerini ibrişimli iplikle ipil ipil istifleyen işkilli iskiliplinin işliğinde toplandık. Evet arkadaşlar, 35. sayfanızda 5 tane konuyla ilgili alıştırma var. O alıştırmalara dönüp bakarsınız. Uzun i, normal i gibi. Yalnız süresi biraz daha diğerine göre uzunca. Onun için ona uzun i diyoruz. Örneklerden de hemen görünce anlayacaksınız ki ikisi arasında fark aslında çok net. Veli, fenni, cani, icat, bitap, biçare, bitaraf, hayati, nihai, fiziki. Gördüğünüz gibi bu uzun i ile söylenen sözcüklerin çoğu aslında Türkçe değil. Aslında bütünü Türkçe değil. Ama dilimizde mevcut ve kullanmak zorundayız. Ve onları da doğru kullanmak zorundayız. Yine 36. sayfada alıştırmalar var. Bu alıştırmalardan bir tanesini ben sizin için okuyacağım. Ali'nin fenli gözlükçü, cani bir arkadaşı hayati bir icat yapmış. Bu icat karşısında velinin velisi biçare hayati, cani bir adamın icadı karşısında bitaraf olan nihai sonuçta bertaraf olur demiş. Evet arkadaşlar, siz de bu alıştırmaları, örnekleri benim gibi tekrar edebilirsiniz. Bunları tabii neşeli, kızgın, dalga geçerek veya farklı şekillerde söyleyebilirsiniz. I ve i üzerine yaptığımız bugünlük çalışmamız burada sona erecek arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Faydalı olduysanız lütfen beğen tuşuna basın ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki dersimizde O için çalışma yapacağız. Bir dahaki dersimize kadar hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.